İyi geceler canlarım. İyi geceler güzellerim. Evet ya. S-400'ler ne oldu? Soru o. S-400'ler Nisan ayında kurulacaktı. Nisan ayının kaçında kurulacak diye bana soruluyor. Cevap veriyorum. Hiçbir zaman kurulmayacak. Karşıdan tekrar bir soru. Neden kurulmayacak? Çünkü diyorum. S-400'ler kurulursa eğer füze fırlatıcılarla füze başlıkları birbirlerine yakın temas kurup koronavirüsü kapmasınlar diye. Ya canlarım artık ben bıktım ya. Samimi söylüyorum bıktım. Sevgilimle onu konuşuyorduk haberleri izlerken. Sağlık Bakanı çıkıyor her gece. Abi anlatıyor. Hep aynı şeyleri anlatıyor. Hep aynı şeyleri söylüyor. Tamam abi anladık. Temas, izolasyon, mesafe tamam doğru. İyi de arkadaş yeter artık ama ya. Yeter ya. Ya bu millet tamam. İçinde geri zekalı sayısı çok yüksek. Kimler olduğunu siz de biliyorsunuz. Ama artık yeter onlara hitap etmekten vazgeçin ya. Biz biliyoruz artık. Yapacağınız bir tek şey var. Meral Akşener bir gece çıkacak televizyona bir gece. Cumhurbaşkanının ulusa seslenişi gibi aynı saatte. Nasıl evine koronavirüs girdiğini ve buna rağmen nasıl hiçbirisine koronavirüs bulaşmadığını 10 dakika anlatacak. 10 dakika. Ama bütün televizyonlar, iktidarın yandaşları dahil, bütün televizyonlar Meral Akşener'in 10 dakikalık o konuşmasını dinleyecek abi. Bu kadar basit ya. Meral Akşener'in reklamı olur. Olursa olacak ne yapalım yani. Cumhurbaşkanı reklam oluyor da ne oluyor? Hiçbir şey yaramıyor. Olmuyor. Cumhurbaşkanının her konuşması insanlarda daha çok nefret uyandırıyor. Artık bunu ne olur kabul edin ya. Ne olur kabul edin. Tamamında değil tabii ki. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı ekranda görünce günde 24 saat görse mutlu olacak olanlar var. Ama 24 saniye gördüğünde moralleri bozulan, sinir katsayıları artan insanlar da var. Yeter artık ama. Hakikaten yeter. Sayın Sağlık Bakanı, çık kardeşim. Ekranlara her gece. Tamam peki kabul. Aynı saatte. Güzel. Bak evvelden yarından sonra çıkıyordun gece. Yanlıştı. Ben de burada eleştirdim. Beni dinledin dinlemedin demiyorum. Ama yanlış yapıyordun. Şimdi doğru yapıyorsun ama şimdi de çok konuşuyorsun ya. Oo, çok konuşuyorsun be. Ya çık. Rakamları ver. Eyvallah de git kardeşim. Ne olursun git. Seyrek git dostuna. Dursun ayak üstüne. Sık gidersen dostuna. Yatar kıçı üstüne. Bıktırdın ama. Hiçbir güvenilirin, hiçbir ciddiyetin kalmadı artık. Ya ben sık gidiyorum dostlarım ama benim dostlarım yatmıyor popoların üstüne. Çünkü benim bir beklentim yok dostlarımdan. Dostlarımın da benden beklentileri yok. Biz karşılıklı olarak fikir alışverişi yapıyoruz. Değil mi canlarım? Demek ki biz birbirimize sık sık görüşebiliriz güzellerim benim. Hem sonra ne o ya? Bilim kurulu diye bir müessese vardı. Hazır vardı zaten. Ama içinde öyle doktorlar, öyle hekimler, öyle uzmanlar yani tıp uzmanları, profesörler var ki insanlar gerçekten de mesleklerinin gereklerini yerine getiriyorlar. Yani meslek ahlakına sahip, akademik ahlaka sahip insanlar. Doğru neyse onu söylüyorlar. Ay Cumhurbaşkanı gücendirir miyiz? Acaba Cumhurbaşkanı'nın morali bozulur, onun yaptığı siyasete ters düşer miyiz? Umurlarına bile değil. Fakat bu bilim kurulunu ne yaptılar? Bana göre. Bugün öğrendik ki Sağlık Bakanı'ndan o bilim kurulu ıskarda. Sadece tavsiye kararı alacaklarmış. Yeni sosyal bilimler kurulu kurmuşlar. Kimler var biliyor musunuz? İmamlar ve ilahiyatçılar var. Vallahi billahi tallahi. Başka bir şey söylemek istemiyorum canlarım. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İki kadın dertleşiyorlardı. Fıkra fıkra evet. Sağlıkla ilgili değildi. Dertleşiyorlardı. Biri diğerine dedi ki, şekerim artık tamamen anladım ki benim kocam benimle param için, servetim için evlenmiş. Aa dedi diğeri. Şaşırdım vallahi. Neden? Sen niye şaşırıyorsun diye sordu. Hayatım dedi. Demek ki senin kocan benim zannettiğim kadar aptal değilmiş. Yakında bizler, sizler, ben dahil.
AKP ve MHP'ye oy veren seçmenlerimizin sandığımız kadar aptal olmadıklarını göreceğiz. Evet, yanılacak olanlar kimler? Oyları %20'yi ancak bulacak olan büyük ihtimalle AKP'li ve MHP'li siyasetçiler. Artık çok net söyleyebilirim ki AKP ve Erdoğan, MHP ve Bahçeli siyaseten bitmişlerdir. Evet. Çok geç kaldık. Halkımız çok geç kaldı. Seçime de var zaman. Yapabilecek bir şey yok. Çok şey değişebilir bu süreçte. Canlarım bakın. Şu andaki rakamlarımız fix menü. Söyledim değil mi? Öğlen dedi, sabahta söyledi. Fix menü, adeta fix menü. Ne olacak? Birden vefat sayısının binleri geçtiğini göreceğiz bir günde. Toplu, hayır. Toplu değil. O gün zirve yapmayacak. Öyle diyecek Sağlık Bakanı, zirve yaptı diyecek bugün. Ama hayır, o gün zirve yapmayacak. Bugüne kadar söylenmeyenler o günkü rakamlara eklenecek. E yazık, günah bu insanlara. Bakınız, yine iki tane büyük betondan hastane yapılıyor. Abi inşaat dedi mi? AKP Genel Başkanı sanki zevkten havalar uçuyor. Çocukların önüne konur ya oyuncaklar, sevinirler. İnşaat yapacaklar diye ne kadar çok seviniyorlar. İki tane devasa hastane yapacağız. 1000 odalı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı 1000 hastane yapacağız dedi. Ne köye, o ne tepesine, işte bir tepeye. Anadolu yakasındaki bir tepeye. Herhalde dili sürçtü. 1000 hastane. Nasıl yapacaksın 1000 hastane birden? Ama ya inşaat yapacaklar. Bayılıyorlar. Ya niye bunu İstanbul Belediyesi gibi çadırdan yapmıyorsunuz ya? Ya yaza giriyoruz ya, bahara giriyoruz. Yapın çadırdan 1000 yataklı. Bir sahra çadırı kurun, olsun bitsin. Niye inşaat ya? Ha, bakın 45 günde betondan hastane yaptık. Ya Allah aşkına yapmayın ya. 45 gün bu tür salgın hastalıklar için felaket uzun bir gün ya. Ama ne diyelim ya, ben ne diyeceğim bilmiyorum. Ne diyeceğimi şaşırıyorum canlarım, güzellerim benim. Ama az önce anlattığım fıkrada gigib olacak. Evet, seçmenler nihayet kandırıldıklarını anlayacaklar. İçimizden bazıları da, bize itiraz eden bazıları da diyecekler evet ya. Ben de şaşırmışım. Demek ki bu halkın hepsi o kadar salak değilmiş diyecekler. Düşünecekler. Fıkra gerçek olacak bir nevi. Karı koca arasında değil de siyasetçi de seçmen arasında gerçekleşecek. Canlarım benim. Başka bir gerçek. Başka bir hakikat. Dikkat ediyor musunuz? Koronavirüs zengin ülkelerde, insani gelişmişliğini sağlamış ülkelerde, insanların çok temiz ve steril yaşadığı ülkelerde felaket derecede yüksek. Çok fazla. Nerede yok? Bizim gibi ülkelerde, Müslüman ülkelerde, az gelişmiş, insani gelişmişliğini tamamlayamamış ülkelerde koronavirüsten ölüm çok az. Bizde biraz diğerlerine göre daha fazla. Çünkü biz Hindulardan ve Araplardan biraz daha temiziz. Evet abi, pisiz. Biz Türkler falan diye başlamayın. Biz Müslümanlar demeyin abi. Demeyin ya. Ya hala kıçımız, tövbe tövbe estağfurullah. Kıçını milletin yarısından çoğu elle yıkıyor ya. Kıçını elle yıkayan bir milletiz ya. Yapmayın bana ya. Allah Allah, neyin itirazını yapıyorsunuz Allah aşkınıza ya. Elle göt yıkanır mı ya? Bu devirde. Ha ama ne oluyor? İşte virüse karşı bağışıklığımız oluyor. Çöplerin, çamurların içinden geldiğimiz için. Peki steril olanlar? Steril olanlar ölüp gidiyorlar zavallılar. İşte bütün Avrupa, Amerika, İngiltere. Hepsi steril insanların ülkeleri, temiz insanların ülkeleri. Sağlıklı. Haliyle vücutlarında virüs yok. Bizim her tarafımız virüs abi. Bizde de büyük ihtimalle temiz insanlar ölüyor. Güzellerim benim. Geçecek bunlar ama. Vallahi geçecek. Fakat bu zengin ülkelerde ölüm çok, fakir ülkelerde ölüm ya yok ya çok az. Bu realiteye bakarak ben de bir komplo teorisi uydurabilirim mesela. Bakın Afrika'ya, Güney Afrika'da çok ölüm var. Afrika'da yok abi, yani diğer Afrika'da. Sahra Afrika'sında falan yok. Sahra altında, Kuzey Afrika'da, Müslümanlar'da yok abi. Neden? Abi zaten herifler kendileri virüs. Her gün virüsün içindeler. Virüs bunların bir yerlerinden ciğerlerine gireyim diyor. Bir bakıyor içeriye, aman Allah Allah. Kendisinden daha tehlikeli virüsler var. Kaçıyor virüs. Korona kaçıyor, korkuyor, taç.
İçeri gelen tahçidi lan canlar açıyorlar. Koronavirüs dönüp atlıyor. Pıt, çekip gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Temiz ülkelere, temiz insanlara gidip öldürüyorlar. O zaman komplo teorisini kurabiliriz. Teoriyi kurmak için önce bir tez atmak lazım ortaya, değil mi? Tezin antitezini ve şimdi de artık teorimizi kurabiliriz. Sentezimizi yapabiliriz. Canlarım, az gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkeler laboratuvarlarında ürettikleri virüslerle zengin ülkelerin zengin insanlarını, temiz insanlarını öldürüyorlar. Hedeflerinde en az 1 milyon temiz, batılı, gelişmiş ülke insanını öldürmek var. O 1 milyar insan öldükten sonra dünya geri kalmış, az gelişmiş 6,5 milyar insana kalacak. Haliyle geri zekalılara kalacak. Yani sonra ne olacak? Hoş bulduk orta çağ olacak. Canlarım, ne yazık ki böyle olacak. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim.